Dışarıdaki masa pazı sarması istiyor. Ben sana eve git demedim mi? Bir de önlüğü takmış. Ya yardım ediyorum işte. Hem sen tek başına nasıl halledeceksin bunları? İstemem yardım filan. Teyzen gelecek birazdan. Neden anlamıyorsun anne? Neden anlamaya çalışmıyorsun? Neyi anlayacağım? Hı? Neyi anlayacağım? Neden beni böyle kabul etmiyorsun? Edemem. Ben sana zamanında söyledim mi söylemedim? Hı? Bu iş çocuk oyuncağı değil. Öyle kafanı estiği zaman vazgeçtim diyemezsin demedim mi? İnsan kararından vazgeçemez mi? Vazgeçemez. Bak Esma, bu öyle sıradan bir karar değil. Sen sadece görünüşünü değiştirmedin. Benim bütün gerçeklerimi alt üst ettin. İnandığım her şeyi koca bir yalana çevirdin. Sen benim canımı çok yaktın. İnsanın tüm gerçekleri yıkılınca ne kadar zor oluyormuş değil mi anne? Sen nereden bileceksin bu gerçekleri ha? Senin tek derdin benim canımı yakman. Niye böyle yapıyorsun anne ha? Niye üzüyorsun beni? Ben sana her şeyimi verdim. Ne senin benimle alıp veremediğine, ne istiyorsun benden? Bacım, ne oluyor size? Aman abla daha ne olsun ya, daha ne olsun? Çalışmanın ortasına mı düştük mi? Geldiğimden beri aynı mevzu. Ya kızım sen de bir iki gün dükkana gelmesen olmuyor muydu yani? Neden teyze? Kimden neyi saklıyorsunuz? Ya saklamak değil de göz bebeğim. Ya sen de şu annene bir hak ver ama. Her şey çok normalmiş gibi davranıyorsun. Size göre normal değil teyze, size göre. Aa, senin de dilin iyice uzadı ha. Susup oturacağın yerde daha bir de bizi suçluyor. Biz en iyisi Esma ile sahile inelim. Hadi. Tavuk bile su içer de Allah'ına bakar. Ay senin Allah'ın yok mu be kızım? Ne çektiriyorsun şu anneciğine? Ya abla tamam, abartma. Abartırım ablam. Biraz vicdan azabı çeksin. Böyle durumlarda vicdana oynamak en sağlıklı yöntemdir. Sen güven ablana, güven. Ver, ver, ver şunu. Al, hadi.